Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan yine çark etti ve dün akşam iftar konuşmasında dedi ki Suriyelilerin geri dönüşleri için elimizden geleni yapıyoruz. Atılan geri adımın nedeni halkın ve AKP seçmeninin anketlere yansıyan infialidir ki diz çöktüren oran %91'dir. Merak ediyorum sarayın kapı şimdi nasıl viraj alacak? en çok merak ettiğimse İslamcı cihatçılara kardeşim deyip birden mevcut statükoyu savunmaya başlayan Doğu Perinçe'yi ne yapacağı. Değerli dostlar Melih Gökçek ise dün Mansur Yavaş'a artık uyku haram gece gündüz onunla uğraşacağım mesajını yayınladı. Zavallı Veli, sen önce halkın sana verdiği yetkiyi ve emaneti zorla elinden alandan hesap sorsana. Tayyip Erdoğan seni niçin kapıya koydu ve sen buna neden itiraz edemedin onu anlatsana. Dahası 2014'te aslında kaybettiğin seçimi nasıl kazandın açıklasana. Keza 801 milyon doları Anka Park dediğin bir parka nasıl gömdün izah etsene. Yine oğullarına oyuncak diye aldığım Beyaz TV ile Osmanlı Spor'a paralar nereden aktı söylesene. Aynı şekilde kuruluş aşamasında AKP'ye niye katılmadığını ve kendi yerine Cumhuriyet Halk Partili Adnan Dinçeri Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu nasıl hazırladığını anlatsana. Bitmedi. Yüreğin varsa Tayyip Erdoğan hakkında bana anlattıkların çok özel şeyleri açıklasana. Bunların hiçbirini yapamazsın zira AKP ile Erdoğan'dan hiç hoşlanmama rağmen yargılanma ve mahkum olma korkusuyla ölene kadar inanmadıklarını söylemeye ve yapmaya devam edeceksin. Söylemeli bu şekilde yaşamaya sen yaşamak mı diyorsun? Aslında sana kızmak değil acımak gerekiyor. Melih Gökçek'le başladık. Ekrem İmamoğlu'yla devam edelim. Takipçilerim, dostlarım hala Ekrem İmamoğlu iki yıl önce geleceğin lideri olarak görülürken şimdi niye dibe vurdu diye soruyorlar. Cevap basittir. Devlet adamı görüntülerinde değil, yani bu adama ülke teslim edilebilir, güvenini bir türlü veremiyor. 3 sene oldu. İşte icraatım diyebileceği tek bir şey de yok. Ayrıca ne iyiliğim ne oldum kibrinde, selde, depremde ve karda karizması yerde bir oldu. Kadro kurmayı bile bilmiyor ki düşünün belediyeye ikinci adam olarak AKP'li bir bürokratı getirdi. Ama en önemlisi iletişim nedir? Zerre habersiz. Toplum neye önem verir, neye kızar bilmiyor. Elazığ depremi akabinde Erzurum'a kaya gittiğinde en yakını olan Murat Ongun aracılığıyla kendisine şu mesajı iletmiştim. Hemen geri dönsün, imajı vurgun yer. Ekrem İmamoğlu hiç tınmadı lakin sonuç ortadadır. O aralar anketlerde birinciyken şimdi sonlarda geziniyor. Tabii bütün bunlara HDP ile özdeşleşmesini de ilave etmek gerekiyor. HDP ya da PKK Ekrem İmamoğlu'nu istiyor algısı vücut bulunca tükenişe geçti. Ekrem Bey siyaseti hiç bilmediği gibi tarih ve sosyoloji de bilmiyor. Bilseydi PKK'nın adayı imajından sakınırdı ki üç gün önce Selahattin Demirtaş bile adaylığına desteğini açıklamış durumda. Bakın Kürtler bu ülkenin aslı unsurudur ve hiç kimsenin onlarla sorunu yoktur ki bu ülke eski başbakan Bülent Ecevit, MHP'li eski sağlık bakanı Osman Durmuş, Doğru Yolcu eski bakan Yaşar Topçu, Milliyetçi Hareket Partili eski vekil Nida'yı seven Yeni Çağ Gazetesi sahibi ve İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik, Ülke Ocakları İstanbul Başkanlarından Mehmet Acar, MHP İstanbul İl Başkanı Kazım Ayaydın gibi Kürt kökenli Türk milliyetçisi önderler yetiştirmiştir. Sorun ayrılıkçılık yani HDP ile PKK'dır ki millet ekseriyetinin onlara bakışı nettir. İmamoğlu işte bunu göremiyor bütün bunlara iletişim yetersizliğini de ilave etmek gerek. Ekrem İmamoğlu bırakın algı oluşturmayı, mesaj vermeyi bile bilmiyor. Kar tatilini İsviçre'lerde yapan Ayşe Arman kankası, sosyete çocuğu Murat Ongun gibi başkan veliahtı gibi davranan birinden iletişimci olmaz ki, Yaşananlarla bu kanıtlandı. Bu itibarla İmamoğlu'nun hemen yapması gereken Murat Ongun'u başkanlığın özel savunasından sorumlu yapıp basın bölümüne algı imaj propaganda nedir bilen profesyonel bir ekibe işbaşı yaptırmasıdır. Gelelim Devlet Bahçeli'nin Bülent Arınç'ı dövdürecek esprilerine. Evet Ankara kulislerinde böyle bir şamata var. Eskilerin deyimiyle yapılan latife şudur. Hükümetin fındık politikasını eleştirdiği için geçmişte Cemal Engin Yurt, şimdi de ekonomi kötü dediği için Baki Ersoy'u partisinden kovan Devlet Bahçeli, bu aralar iktidarı eleştiren AKP'li Bülent Arınç'a da çok kızıyor. Ancak AKP'li olmasından ötürü onu ihraç edemediğinden dövülmesi için lükü ocaklarına talimat vermişmiş. İfade ettim. Bu bir espri zira Devlet Bahçeli elbette bu tür işlerin içinde olmaz. Lakin espri bağlamında bile bu biçimde akla ve gündeme gelmek MHP liderliği adına bühtan değil midir? Devlet Bahçeli'nin Tayyip'ten daha fazla Tayyipçi, AKP'den daha fazla AKP olmasının izahı da hala yapılabilmiş değildir. Kulisler ve isimler üzerinden devam edelim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dedi ki, Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye'ye attı, AK Parti iktidarı attı ve Suriye kan gölüne döndü. Bu çok doğru bir tespit ki yıllar yılı biz de aynı şeyi söylüyoruz. Evet Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu yeni Osmanlıcılığa soyunmasa o süreçte Ankara'da bir hafta kalan CIA Başkanı Leon Panetta yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kazına ve oyununa gelmezse Suriye'de yüz binlerce insan ölmeyecekti. Bu İslam beldesi harabeye dönmeyecekti. Mehmetçiklerimizi kaybetmeyecektik. 200 milyar doları yitirmeyecektik ve 9 milyon Suriyeliye bakmaya mecbur kalmayacaktık. En önemlisi o yanlış Suriye politikası olmasaydı sınırda PYD PKK devleti fiili olarak kurulamazdı. Evet izlenen Suriye politikası divanı harbin kurulmasını gerektirecek kadar Türkiye için yıkıcı sonuçları olan bir faciadır. Hal bu iken Temel Bey'e cevap iktidar cenahından değil Ahmet Davutoğlu'na ait veya onun kontrolündeki karar gazetesinden geldi ve Saadet lideri hedefe oturtulup Suriye politikasına sahip çıkıldı. Bunun manası Davutoğlu'nun hala aynı bakışta olması yani öz eleştiri yapmaması değil mi? İşte bundan dolayı ben Ahmet Davutoğlu'nu muhalefetin içine girmiş ya da sokulmuş problem bir figür olarak görüyor, değerlendiriyorum. Şunu da ilave edeyim, bu Davutoğlu ile Ali Babacan Tayyip Erdoğan'dan tehlikelidir. Zira hala Suriye ve FETÖ gibi ihanetleri savunabiliyorlar. Bunlara takınılacak tutum ise gölge etmeyin, Karadeniz tabiriyle Esvele'ye kadar gidin olmalıdır. Hem Babacan hem Davutoğlu'nun asıl gayesi Erdoğan gittikten sonra hesap vermemek ve de AKP'nin çekirdek tabanı ile siyasete devam etmek, siyaset yapmak. Yani tamamen kişisel korku ve de hesaplar adınadır. Tam bu noktada Türk Silahlı Kuvvetlerinin önceki gece Kuzey Irak sınırında yaptığı PKK operasyonuna da değineyim. Bakın PKK'ya yapılacak her türlü operasyonu alkışlıyorum. Ancak sınırda fiili bir PKK İstan devleti kurulmasına rağmen ona bir şey yapamayıp Kuzey Irak'ta hareket yapmak sanki iç kamuoyuna yönelik imaj operasyonunu çağrıştırıyor. Hal bu ona boyun eğip öbür tarafla uğraşmak bana biraz propaganda işi gibi geliyor. Kuşkusuz Suriye'deki PKK devletine karşı harekete geçmesi gereken Türk Silahlı Kuvvetlerine emir vermeyen siyasi iradedir. Dolayısıyla eleştirilerimiz onlaradır. Aynı iktidara unutturmadan şunu da soralım. Hani tarım kredi kooperatifleri 800 marketi hemen Peşi sıra binlercesini ardarda arda açacaktı. Tayyip Erdoğan ekranlardan millete bu sözü vermedi mi? Verdi ki üstünden aylar geçti. An itibarıyla açılan beş market bile yoktur. Allah aşkına bu Tayyip Erdoğan'ın hangi sözüne inanacağız? Millet nasılsa unutur denilip sürekli algı dezenformasyon ve ses bombaları patlatılıyor. Yakında benzer şeyi enflasyonda yapacaklar ki hazırlıklarını duyuyorum. Belli ürünlere nar koyup aradaki fiyat farkını devlet ödeyecek ve TÜİK'i kullanıp Enflasyonu indirdik diyecekler. Malum savaş sebebiyle Rusya'da savaş ifadesini kullanmak ve savaşla ilgili anket yapıp yayınlamak yasak. Türkiye'de savaş olmamasına rağmen aynı durum enflasyon için geçerli. Açıklanan enflasyon rakamları doğru değil derseniz ya Allah zindana gönderiliyorsunuz. TÜİK ne derse ona iman etmek durumundayız. İstenen odur. Enflasyondan mücadele görevi bu şekilde TÜİK'e verilmiş oldu. Pardon ama talep edilen TÜİK'in saray rakamlarını yayınlaması, servis etmesi ise o muhteşem gökdelene ve yüzlerce, binlerce personele yazık değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde devleti yöneten bütün binaları toplasanız abartmıyorum o gökdeleni dolduramaz. O kadar büyük noktalamadan solun. 1 Mayıs hazırlığına dair söyleyeceklerim var. Bakın emek ve emekçi bayramı olması sebebiyle 1 Mayıs'a büyük saygım var. Lakin Türk soluna üzülüyorum. Çünkü onlar da Türk milliyetçileri misali büyük bir acziyet ve tükenmişlik içinde. Yahu sol kavramsal olarak anti-emperyalizmdir. İtiraz yani baş kaldırıdır. Laikliği savunmaktır. Aydınlanmadır. Milli alternatif üretim modelleri sunmadır. Olması gereken bu iken Türk solu marjinallikte debelenmeye devam ediyor. Solculuğu Kürtçülük, Ermenicilik, FETÖ'cülük ve hippilik gibi şeylerle özdeşleştirenler var. Mevcut Bunca bir iki rağmen onlarca yıldır bu ülkede aydınlanma, emek ve bağımsızlık eksenli ekonomik ve kültürel bir program ortaya konamadıysa bunun sorumlusu kifayetsiz solcularımızdır ki bakın onların pek çoğunun gardrop devrimcisi diye küçümsediği Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının yaptığı ortadadır İslamcıların Ara dönem dediği 1923 sonrası yapılanlar olmasa Türkiye bugün abartısız Afganistan'dı, Sudan'dı, Yemen'di, Bangladeş'ti. Buradan hareketle solculuğu, şoven Kürtçülerle Cihangir bohem entellerinin mavrası ve mezesi olmaktan çıkarıp toplumsallaştırmak gerekiyor. Doktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.